Herkese merhaba. Yaklaşık 3 yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum. Bu 3 yılın yaklaşık 2,5 yılı çevremdeki insanlar olsun, akrabalarım olsun, onların laflarıyla baş etmekle geçti. İşte kaç yaşına gelmiş, hala video çekiyor, saçma sapan şeylerle uğraşıyor diye çok baskı gördüm. Çoğu zaman bıraktım, sonra devam ettim. Şimdi kendi ofisimizi tuttuk. Bütün ekip arkadaşlarımla beraber aynı yerde kalıp beraber video yazıp buradan beraber videolara gideceğiz. Bunu size söylemeyecektik. Daha sonra dedik ki Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Sürekli işte aynı tişörtleri giyiyorsunuz, kendinize bakmıyorsunuz falan tarzı yorumlar geliyordu. Biz dişimizden tırnağımızdan biriktirdik. Bu ofisi tuttuk. Tişörtü de en kısa zamanda değiştireceğim. Ofisi size gösterelim. Gir kameramın. Tam hazır değil. Serhat burada. Video yazıyor herhalde. Ne üzerine yazıyor? Ah. Belli mi konu? Konu belli değil. Düşünüyoruz. Mustafa Bezek aynı şekilde. Evet. Yardımcı olmaya çalışıyoruz abi sana. Aklımıza gelen bir skeç gibi bir şey oldu mu yazıyoruz, dikiyoruz kaleme gördüğünüz gibi. Sizin desteğiyle, sizin bu takibinizle, yorumlarınızla bir bu seviyeye geldik. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Hepinizi seviyorum, takipte kalmaya devam ediyorum. Sadri Baba içeri gelen misafirlerimizi kapıda karşılıyor tabi. Şişman reisimiz gene kenarda. Şahsıma bir kenara oturmuşuz. Ne video yazıyor? Ben ne video yazıyorum, ne bir şey yapıyorum. Oyunu geldi mi oyununu oynuyor. Aynen öyle. Kazım abi de çek. Baş köşemize kurulmuş. Ay, zamanda video izlerken yine boş işler peşine koşan diyen arkadaşlar vardı. İşte bilmem siz hayatınızda bu bir şey yapamazsınız diyenler vardı. Şimdi inşallah bu videoyu izleyip kendilerine biraz utanırlar. Ya tabi bizim tuttuğumuz ofis diğer YouTuber'lara göre baya aşağı seviyede. Ama Allah'a şükürler olsun. Ama biz YouTuber değiliz. Aynen. Burası da Urfalı olduğumuz için özel şark köşesi. Sıra geceleri için. Bu arada benim yanda olmam lazım normal şartlarda bilgisayarla iş yaparken. Ama işte Urfalı damarım. Böyle yayılarak iş yapmamız lazım. Ben de montaj öğreniyorum mouse bende. Ya bura. Son olarak mutfak kaldı. Mutfakta da sorumlumuz Muhammed. Hem mutfak işine bakıyor hem ekipteki arkadaşların ulaşım işine bakıyor. Daha önceden çalışıyorduk, kalan vakitlerde video çekiyorduk. Şu an sadece video çekeceğiz. Bundan sonra aynı evde beraber video yazıp buradan beraber videolara gideceğiz. Sizlerin sayesinde buraya geldik. Allah'ın izniyle daha iyi yerlere de gideceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.